Efendim selamun aleyküm. Bugün 14 Şubat 2024. Günlerden çarşamba, yorumlu yorum günündesiniz. Ben Sadullah Ünsal. Bizleri şu anda Öncü Radyo ve Radyo Kent'te de dinlemektesiniz. Efendim bugün 14 Şubat sevgililer günü ya. Ya bu memleket hakikaten çok garip bir memleket olmaya başladı. Asluhu, nesluhu derler büyükler. Asaletin neyse, efendim, neslinde odur. Bizim nenelerimiz, bizim dedelerimiz, bizim babalarımız da genç oldular. Bir ömür, bir yastığa baş koydular. 14 Şubat sevgililer günüymüş. Bu yeni icat oldu, biz bilmiyorduk bunun ne olduğunu. Çiçek alacaksın, hediye alacaksın. 365 gün ya yıl, 364 gün unutacaksın, bir gün hatırlayacaksın. Niye? Kapitalizm para kazanacak. Niye? Peki 14 Şubat sevgililer gününde o sosyal medyada fotoğraflar çeken eşiyle veya sevgilisiyle paylaşan işte olmasaydın olmazdık, olmasaydın olmazdım dercesine. O fotoğraflara baktığınız zaman şöyle ben bugün güldüm. Çok güldüm. Niye güldüm? Bizim büyüklerimiz, atalarımız da genç oldular. Duyguları oldu, sevgileri oldu, muhabbetleri oldu. Ama bir yastıkta kocadılar. 14 Şubat'ta sevgililer günü zihniyetiyle birbirlerine aşkı ilan edenler veya onu hatırlayanlar veya bu usule uyup da kapitalizmin istediği parayı harcayanlar pazara değil mezara kadar olması gereken yuvalarını pazara kadar anca taşıyorlar. Yazık. Bu kadar bir millet özünden, ruhundan, kökünden, genlerinden, asaletinden uzaklaşır ya. Yani bir hakikat var ki hitap etmeden ortaya çıkmıyor. Bu hakikat de şudur. Yıllardır bu memlekette, bu coğrafyada, bu coğrafyanın insanlarına vicdani olmayan, imani olmayan, insani olmayan, İslami olmayan, genlerindeki milliyete aykırı olan düzenleri, düşünceleri, halleri bize kabul ettirmeye çalıştıklarında mutlak ve mutlak buna bu furyaya katılan oldu. Ama bozamadılar ya. Bugün ben başka bir şey söylüyorum. İnsanlar başka bir şey söyleyebilir. Ama önemli olan şu. 14 Şubat sevgililer gününün yalanına inanmayalım. Bunlar bir topluma enjekte edilen, bir toplumun genleriyle oynayan, bir toplumun değerleriyle oynayan, bir toplumu tutsak, köle, sömürge ve istismar etmek için verilen hikayeden günler. Bu hikayeleri biz çok dinledik. Efendim Düzce Ömer'ini arıyor, Düzce Ömer'lerini arıyorlar diyeyim. Hadise şöyle, Ömerül Faruk, Hazreti Ömer bir gazadan sonra bir paylaşım yapıyor. Ganimet paylaşımı. Yani o günkü şartlardaki usul, kaide o. Ama eşit olacak. Eşit olacak bu. Her şeyden önce düzgün olacak. İtilaflı olmayacak. Ganimetlerden bir tanesi de bir elbise bezi. Elbise yapılabilecek olan bir kumaş veya bez. Neyse. Hazreti Ömer bu paylaşımı yaptığında efendim herkese yarım elbise çıkıyor. Tam bir elbise çıkmıyor. Dağıtıyor, ediyor, eğiliyor. Efendim cuma günü emir-i müminin sıfatıyla hutbeye çıkacak. Hutbeye çıktığında tam bir elbise var. Heybetiyle beraber hutbe iradı diyorlar. Yani hitap edeceği zaman o dönemdeki sahabeden bir tanesi kalkıyor. Ya Ömer bir dakika. Vallahi billahi sen
yarım elbise alman gerekirken tam elbise almışsın. Bunu izah etmeden bu hutbeyi irad edemezsin. Hani demokrasi dedikleri şey böyle bir şey olsa gerek. Bu camide, mescitte Hazreti Ömer bir duruyor. Akabinde diyor ki Abdullah oğlum, ismi Abdullah oğlum, ayağa kalk. Kalkıyor. Abdullah'ın sırtında o kumaştan elbise yok. İzah et. Abdullah da diyor ki babam devlet başkanı. Biz aynı şekilde babam da ben de yarımşar elbise aldık. Kumaşı aldık. Fakat babam devlet başkanı olduğu için ben hakkımdan fedakarlık ettim. Babama verdim babamın üzerindeki elbise. Bunun için bu şekildedir diye izahatını yapıyor. Ömer dönüyor sahabeye, oradaki ona itiraz eden, demokratik hakkını arayan, hukukunu arayan. Devam edebilir miyim diyor. Edebilirsin ya Ömer. Şimdi devam edebilirsin hutbeye. Şimdi Ömer ki hiddetli, Ömer ki adaletli, Ömer ki adaletin timsali, Ömerül Faruk. Ama onu konuşturmuyorlar. Maalesef bugün seçim sattı mahallinde devletin kudreti, maddiyatın imkanı ve farklı güçlerle insanlara, yörük malına, yörük ahalisine, yörük malıyla kazandıklarını yörük ahalisine tasa olarak, güç olarak kullanan hal var. Yazık. Ama kurt ayazı kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz derler. Çok derin bir sessizlik var. Düzce ve ilçelerinde çok derin bir sessizlik var. Buradan ne sonuçlar çıkacağını bilmiyorum. Seçim zamanı, geçim zamanı derdine düşülmüş. Kimsenin seçimle, siyasetle, isimlerle çok uğraştığı yok. Var 3-5 tane kişi. Hani düğün evinin oynakçısından cenaze evinin ağlakçısı olurmuş. Eskiden yevmiyeyle tutulurmuş. Cenazeye gittiklerinde işte ne güzel adam da ağlar. Cenaze bittiğince parasını alır gidermiş. Bir de düğün evinde de coşturacak olan insanlar olurmuş. Onlara da oynakçı derlermiş. Ağlakçılarla oynakçılar var. Ama ben hayatımda hasbelkader ona yakın seçim gördüm. En az böyle bir seçim görmedim. Böyle bir sessizliğin, belirsizliğin, böyle bir görünmezliğin, bilinmezliğin olduğu bir seçim görmedim. Çok ama çok enteresan. Enteresan olan ne? Birebir ilişkilerde insanlar farklı konuşuyor, toplumun içinde farklı konuşuyor. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı 31 Mart'ta hep beraber göreceğiz. Efendim, Cuma günü akşamı Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayı, inşaat mühendisi Yılmaz Eser, kitabın ortası programına konuk olacak. Cuma günü akşamı böyle bir programımız var. Cuma günü akşamı yorumlu yorumda saat 6'da eli kulağında der ya, bizim büyükler eli kulağında der. Hani biz anneleri bilen vardı da biz bilmeyenler için konuşuyoruz zaten veya hatırlamayan için konuşuyoruz. Hani ezan okundu mu falan oldu mu deyince eli kulağında der, hani ezan okuma vaktine. Eli kulağında beklediğimiz ve beklenen bir şey var. Tuncay Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski başkanı, güveni kötüyü kullanmakta, ifadeler bitti, savcılık iddianamesi belki de yazıldı bilemiyoruz da, eli kulağında bunu konuşacağız. Cuma günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.